Kanal Fırat Ana Haber Bülteni başlıyor. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler, Elazığ Belediye Meclis toplantısında belediyenin 2021 yılı tahmini gelir ve gider bütçeleri açıklandı. Açıklanan bütçelere göre Elazığ Belediyesi'nin tahmini geliri 692 milyon lira olurken, tahmini gideri ise 732 milyon lira oldu. Elazığ Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantıları devam ediyor. Toplantının başkanlığını Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yaptı. Elazığ Belediyesi'nin bütçesinin görüşüldüğü toplantıda belediyenin 2021 yılı tahmini gelirler ve tahmini giderler bütçesi belediye meclis üyeleriyle paylaşıldı. Açıklanan gelir gider bütçesinde Elazığ Belediyesi'nin tahmini geliri 692 milyon TL olurken tahmini gideri ise 732 milyon TL oldu. Öte yandan açıklanan bütçe tablosunda Elazığ Belediyesi'nin en çok ve en az bütçe ayırdığı birim müdürlükleri de belli oldu. Buna göre Elazığ Belediyesi 2021 yılı için en çok bütçeyi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne ayırdı. En az bütçe ise Teftiş Kurulu Müdürlüğü'ne ayrıldı. 2021 mali yılı tahmini gider bütçesi, Özel Kalem Müdürlüğü 3 milyon 500 bin TL, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 166 milyon 300 bin TL, Bilgi İşlem Müdürlüğü 5 milyon 290 bin TL, Yazı İşleri Müdürlüğü 1 milyon 290 bin TL, Hukuk İşleri Müdürlüğü 1 milyon TL, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 4 milyon 170 bin TL, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 11 milyon 500 bin TL, Fen İşleri Müdürlüğü 72 milyon 850 bin TL, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5 milyon 300 bin TL, İtfaiye Müdürlüğü 12 milyon 660 bin TL, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 14 milyon TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 40 milyon 600 bin TL, Temizlik İşleri Müdürlüğü 35 milyon 190 bin TL, Veteriner İşleri Müdürlüğü 8 milyon 800 bin TL, Zabıta Müdürlüğü 11 milyon TL, Etüt Proje Müdürlüğü 2 milyon TL, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 190 milyon 900 bin TL, Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü 25 milyon 650 bin TL, Mali Hizmetler Müdürlüğü 83 milyon 690 bin TL, Mezarlıklar Müdürlüğü 3 milyon 520 bin TL, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 38 milyon 100 bin TL, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 810 bin TL, Çevre Koruma ve Çevre Kontrol Müdürlüğü 7 milyon 480 bin TL, Yapı Kontrol Müdürlüğü 66 milyon 900 bin TL, Teftiş Kurulu Müdürlüğü 500 bin TL, genel toplam tahmini bütçe 732 milyon TL. 2021 mali yılı tahmini gelir bütçesi vergi gelirleri 57 milyon 920 bin TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 76 milyon 515 bin TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 12 milyon 510 bin TL, diğer gelirler 338 milyon 182 bin TL, sermaye gelirleri 162 milyon TL, ret ve iadeler 127 bin TL, genel toplam gelir 692 milyon TL. AK Parti Elazığ Milletvekili ve Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Metin Bulut ve AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Murat Öz, Kanal Fırat Medya grubumuzu ziyaret etti. Milletvekili Metin Bulut, kış gelmeden konteyner kentteki vatandaşları evlerine yerleştireceklerini söyledi. AK Parti MKYK üyesi, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, medya grubumuzu ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Milletvekili Metin Bulut'a AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Murat Öz de eşlik etti. Kanal Fırat Televizyonu'na nezaket ziyaretinde bulunmak istediğini belirten Milletvekili Metin Bulut, yapılan çalışmalarda emeği olan Kanal Fırat çalışanlarıyla bir araya gelmek istedik dedi. Elazığ'da tabii takım faaliyetlerde bulunduk. Bugünkü ziyaretimiz bir faaliyet değil, aslında bir nezaket ziyareti. Bugüne kadar hep işte televizyonlarımıza genelde program için geliyorduk ama bugün öyle olsun istemedik. Bugün bu işte emeği olan, bu yemekte tuzu olan, bu arşta emeği olan arkadaşlarımızla bir araya gelmek, bütün Kanal Fırat çalışanlarıyla şöyle bir hasbihal etmek için bugün kanalınızı ziyaret ettik.
Bir kez daha söylüyorum, bu hüsnü kabulünüzden dolayı da ben çok teşekkür ediyorum. Milletvekili Metin Bulut, konteyner kentte yaşayan vatandaşların sorunlarını gidermeye çalıştıklarını belirterek, kış gelmeden konteyner kentteki vatandaşları evlerine yerleştireceklerini söyledi. Elazığ'da önce konteyner kentimizi gezdik. Konteyner kentimizdeki ihtiyaçları biliyorduk ama gitmeden önce de yine ekibimiz konteyner kentteki ihtiyaçları tespit etti. Hem onları giderdiğimizi söylemek için hem de ilk ağızdan başka talepler olup olmadığını öğrenmek için konteyner kente gittik. Önümüze iki tane şey çıktı. Bunlardan bir tanesi pandemi dolayısıyla bölgede kapatılmış olan sağlık ocağının tekrar hizmet vermesi. En azından haftada bir gün doktor gelmesiyle alakalıydı. Onu söyledik. O haftada bir gün çarşamba günleri inşallah doktor hizmeti vereceğiz orada. Onun dışında toplu alanların temizliğiyle alakalı bir talep oluşmuştu. Onu da belediye başkanımızla birlikte gitmiştik, il başkanımızla birlikte. Onlar da inşallah o hizmeti verecekler ki başlattılar, haftada iki gün yapacaklar. Çok detaya girmeden tabii şunu söylemek istiyorum. Elazığ'da hummalı bir çalışma var. Bunu herkes yakinen takip ediyor. Yani biz de bunu denetliyoruz, yakinen takip ediyoruz, hızlandırmak istiyoruz. Çünkü kış yaklaştı. Kış şartları hakikaten Elazığ gibi karasal iklimi olan yerlerde çok ağır geçiyor. Vatandaşımız bir an önce konteyner kentlerden bitmiş olan kalıcı konutlara geçsinler diye çaba ve gayret içerisindeyiz. Şu anda bütün önceliğimiz aslında bu. Şantiyelerin bir kısmını gezdik. Birçoğu bitme aşamasında. İnşallah taahhüt etmiş olduğumuz sayıya ulaşacağız ben. Öyle tahmin ediyorum. Yani kış gelmeden önce hak sahibi olmuş olan konteyner kentte kalan vatandaşlarımızı bir an önce o binalara yerleştireceğiz diye düşünüyoruz. Onun dışında bugün birkaç tane resmi kurum ziyareti yaptık. Tabii hafta içleri biz çalıştığımız için Ankara'da genelde Elazığ'a gelişlerimiz hep hafta sonu oluyor. Hafta sonu da kurumlar kapalı olduğu için çok gidemiyorduk. Bugün pazartesi burada kalmayı tercih ettik. Hem üniversitemize gittik hem karayollarına gittik. Orada yapılması gereken bir takım şeyleri konuştuk. Buradan Milli Eğitim Müdürlüğümüze gideceğiz. İnşallah onlardan da bir takım bilgiler alacağız. Böylelikle bu çalışmayı sonlandırmış olacağız inşallah. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, doğudan batıya, Anadolu'dan Trakya'ya teşkilat çalışmalarını sürdürüyor. Ağar, son olarak partisinin Tekirdağ ve Kars il kongrelerinde teşkilat çalışmalarına eşlik etti. AK Parti 7. olan genel kongresi öncesi başlayan il ve ilçe kongre çalışmalarına büyük bir özveriyle katılan milletvekili Ağar, hafta sonu da partisinin Tekirdağ ve Kars İl Kongresi'ne iştirak etti. Genel Merkez tarafından tebliğ edilen Ege Bölgesi Koordinatörlüğü görevi sonrası Ağar, Ege'de bulunan birçok il ve ilçede kongre çalışmalarına katılarak bölgede yapılan teşkilat çalışmalarını tamamladı. Ege Bölgesi'nde çalışmaları tamamladıktan sonra seçim bölgesi olan Elazığ'a gelen Ağar, Elazığ'da kurum ve kuruluş müdürlerini ziyaret ederek Elazığ'da yürütülen çalışmaları takip etti. Esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen milletvekili Ağar, sorun ve talepleri dinleyerek çözüm noktasında gerek partisinin genel merkezi, gerekse de ilde bulunan kurumlarla görüşmeler gerçekleştirerek sorunların çözüme kavuşması için adımlar attı. Elazığ'da çalışmalarını tamamladıktan sonra tekrar Ankara'ya dönen milletvekili Ağar, ara vermeden teşkilat çalışmalarına katıldı. Türkiye genelinde doğudan batıya il il partisinin kongrelerine katılan milletvekili Ağar, kongreler öncesinde Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ile birlikte gece gündüz demeden çalışmalara katılarak kongre hazırlıklarını takip ediyor. Milletvekili Ağar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen Kahramanmaraş, Kocaeli, Tekirdağ ve Kars 7. olan kongresine katıldı. Ağar, kongreler öncesi Kandemir ile birlikte yapılan hazırlıkları inceleyerek kongre sürecini takip etti. Sevgili seyirciler, Fırat Üniversitesi 12 sürekli işçi alımı yapmak üzere ilana çıktı. Alınacak olan personelin 9'u temizlik işinde,
Üçü de koruma ve güvenlik hizmetlerinde çalıştırılacak. Fırat Üniversitesi 12 sürekli işçi alımı yapacak. Personel alımı için çıkan Fırat Üniversitesi alımları noter huzurunda çekeceği kura ile belirleyecek. Kuraya tabi olanlar arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday belirlenecek. İşçi alımı için ilana çıkan üniversite alacağı 12 sürekli işçiden 9'unu temizlik, 3'ünü de koruma ve güvenlik işinde çalıştıracak. Temizlik görevlilerinde aranan şartlar 18-35 yaşlarında olmak, en az ilköğretim, en çok ortaöğretim mezunu olmak. Koruma ve güvenlik hizmetleri alımında ise 18-35 yaş arasında olmak, en az ortaöğretim, en çok lisans mezunu olmak, özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak ve valiliklerce düzenlenen özel güvenlik sertifikası ile kimlik kartına sahip olmak. Özel güvenlik sertifikası ve kimlik kartının ilan tarihinden itibaren en az 4 ay süreyle geçerli olması, erkeklerde 170 cm, kadınlarda 165 cm'den kısa boylu olmama şartları aranacak. Şartları taşıyan adayların başvurularını 20 Kasım tarihine kadar Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden online yapmaları gerekiyor. DSİ Kovancılar ilçesinde bulunan Tatar Göleti sulama inşaatı işine ait sözleşmeyi imzaladı. Su kaynağı Elazığ Kovancılar ilçesinin 20 kilometre kuzeydoğusunda Kamışlık Deresi üzerinde kil çekirdekli homojen dolgu tipinde temelden 30 metre yüksekliğinde ve 1950 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip. Kesin kabulü 11 Mart 2020 tarihinde yapılan ve su tutulmuş Tatar Göleti olan Elazığ Kovancılar Tatar Göleti sulaması inşaatı işine ait sözleşme, DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar ile yüklenici firma arasında imzalandı. Elazığ Kovancılar Tatar Göleti sulaması kapsamında 1380 dekar tarım arazisinin cazibeli basınçlı borulu sistemle sulanması sağlanacak. Söz konusu sulama şebekesinin 2021 yılında tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor. İl Genel Meclisi, Kasım ayı oturumlarına özel idare memur kadrosunda bulunan bir norm dışı kadronun iptali ve iki memur kadrosunda da derece ve kademe değişikliği önergesinin görüşülmesiyle devam etti. Elazığ İl Özel İdaresi'ne bağlı İl Genel Meclisi Kasım ayı oturumlarına devam ediyor. Meclis Başkanlığı'nı İbrahim Şerbet'in yaptığı toplantılarda özel idare memur kadrosunda bulunan bir norm dışı kadronun iptali ve iki memur kadrosunda derece ve kademe değişikliği ile ilgili önerge görüşüldü. Önerge ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürü Gıyasettin Dağ meclisi bilgilendirdi. Bu kadroyu işgal eden mühendis bayan arkadaşımız İzmir'e naklen gitti. İşgal ettiği kadro norm fazlası durumdaydı. Biliyorsunuz ta köy hizmetleri döneminden beri devam eden kadro aktarımlarımız var. Bunların bir kısmı da norm fazlası durumda. Az önce okunan tarih ve sayısı verilen norm kadro ilke ve standartlarına göre hareket etmek zorundayız. Oradaki bir fazla kadromuzu, norm dışı bulunan kadromuzu iptal ediyoruz. Yıl içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bize naklen gelen ama o dönemdeki kadro derecesi uymadığı için bir başka kadro derecesine atanan bir memur arkadaşımızın işgal ettiği kadro derecesini bulunduğu kadro derecesine yükseltiyoruz. Burada da birim birinde bulunuyor arkadaşımız. İşgal ettiği kadro bu ama o zaman boş kadro birim birinde bulunmadığı için dördün birine atamıştık. O arkadaşımızı da, o memurumuzu birim birine çekiyoruz. Farklı bir uygulamamız yok. Son olarak da halihazırda boş bulunan iki veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadromuzu biri altının birinde, biri dördün birindeydi. Valiliğimizden gelen talepler doğrultusunda bunları da birim birine çekiyoruz. Kadro derecelerini değiştiriyoruz. İl Genel Meclisi üyesi Osman Dilek de söz alarak Genel Sekreter Yardımcılığı kadrosunun ya boşaltılması ya da yerine başka birisinin atanmasını talep ettiklerini söyledi. Genel sekreter yardımcılığı var. Bir tanesi burada aktif olarak devam ediyor. Diğer genel sekreter yardımcısının kadrosu burada. Geçici görevle başka bir yerde görevlendirilmiş. Bu sıkıntılı dönemde bu kadar işlerin yani yetişemiyor arkadaşlar da gece gündüz çalışıyorlar. O arkadaşımızın yerine ya kadrosunu da beraber gönderip yeni bir kadro açıp yeni bir genel sekreter yardımcısı kadrosu
la birisinin atanması yönünde bizim bir talebimiz var. Bunu zaman zaman dile getirdik. Çünkü işler doğru dürüst yürümüyor. Yetişemiyorlar arkadaşlar. Bunun için bu genel sekreter yardımcılığı kadrosunu da ya boşaltılıp ya da yerine başka birisinin atanmasını talep ediyoruz. İlgililere duyurulur. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu konuyu genel sekreterle hemen buradan çıktıktan sonra görüşeceğim. Daha sonraki gelişmelerden bilgi veririz inşallah. Aksaray Mahallesi Muhtarı Özcan Bal mahallelerinde üstünden demir yolu geçen köprünün güçlendirme yerine yeniden yapılacağını kaydetti. Aksaray Mahallesi Muhtarı Özcan Bal, üstünden demir yolu geçen köprünün Devlet Demir Yolları tarafından bir süre önce ulaşıma kapatıldığını anımsatarak köprünün güçlendirme değil yeniden yapılacağını ifade etti. Şimdi mahallemizde şu an iki tane atıl durumda, aslında öyle söyleyeyim. Çünkü yaya geçidi dahi olmayan iki tane köprümüz var. Bu köprülerle alakalı geçmişte de bazı çalışmalar oldu ve Devlet Demir Yolları tarafından bu köprülerden bir tanesi, şu an yanında bulunduğumuz köprü, güçlendirme yapılacak dendi. Biz bu konuyla alakalı güçlendirme yapılmasını istemediğimizi dile getirdik. Daha öncesinde ben Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na bu konuyu iletmiştim. Kesinlikle güçlendirme yapılarak burayı toparlayamayacağımızı kendisine ifade etmiştim. Çünkü geldiğimiz noktada biliyoruz ki şehirde demir yolu altından ve üstünden geçen onlarca köprü var. Hepsinin onarımı, tadilatı yapıldı. Devlet Demir Yolları'nın köprünün güçlendirilmesine karar verdiğini belirten Bal, yetkililerle görüşmelerinin ardından köprünün yeniden yapılmasına yönelik söz aldıklarını söyledi. Şehrin diğer tüm köprüleri yenilenmişken biz bu köprülerin tadilatın yapılmasını değil de yeni köprüler istediğimizi dile getirdik. Konuyla alakalı işte elimizden geldiğince sesimizi duyurmaya çalıştık. Biliyoruz ki mahalle toplantıları yapılıyor çoğu mahallede valimizin eşliğinde. Bizim mahallemizde de geçenlerde bu toplantılardan biri yapıldı. Valimiz, belediye başkanımız, vekillerimiz bu toplantıda bizimle beraber oldular. Bu konuyu biz orada da dile getirdik. Hatta sıcağı sıcağına milletvekilimiz Rüfü Demirbah konuyu yanımızda Ulaştırma Bakanlığı'nı arayarak dile getirmişti. Daha sonrasında Ulaştırma Bakanımızın danışmanı bize dönüş yaptı. Konuyu kendilerine de ifade ettim. Biz güçlendirme değil de yeni bir köprü istediğimizi kendilerine de dile getirmiştik. Bize kısa bir süre sonra bakanımızın Elazığ'a geleceği söylendi. Bakanımız Elazığ'a geldiğinde de Şahin Başkan'la biz bu konuyu zaten istişare etmiştik. Başkanımızla tekrar bu konuyu konuştuk ve bakanımız geldiğinde ileteceğini söylemişti ve konuyu kendisiyle konuşmuş. Hatta sadece bu köprü gündemdeyken biz diğer köprüyü de kendilerine ilettik. İnşallah iki köprümüzün de yıkılıp yeniden yapılacağı sözünü aldık ve bugün itibariyle bölge müdürümüz Ali Seydi Bey'le, biz Ali Seydi Felek Bey'le konuyu da görüştük. Bize konuyla alakalı bilgi de verdi. Şu an projelerinin çalışmalarına başladığını bize ifade etti. Ve inşallah en kısa zamanda köprülerimiz yenilenecek. Elazığ Belediyesi son günlerde hızla artış gösteren COVID-19 vakalarına karşı denetim, temizlik ve ilaçlama çalışmalarını arttırdı. Elazığ Belediyesi ekipleri pandemiyle mücadelede şehir genelindeki her noktada dezenfekte yaparken yıkayıp temizledikleri bütün alanları da ilaçlayarak mikroplardan arındırıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği rutin temizlik çalışmalarına ek olarak veteriner işleri ekipleri de çöp konteynerlarını ve çevresini basınçlı sularla yıkadıktan sonra bir de ilaçlayarak dezenfekte etti. Mikropların üremesinin ve kötü koku oluşumunun önüne geçilmesi üzerine başlatılan çalışmalar şehir genelindeki bütün noktalarda devam ediyor. Ekipler ayrıca belirli bir program dahilinde kanal, dere, su birikintisi, mazgal işleri ve sazlıklarda larvayla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Mikropların üreme noktalarının ve hastalıkların oluşumunun önüne geçilebilmek için başlatılan çalışmalar haftanın belli günlerinde tespit edilen noktalarda sürdürülecek. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ayten Gülsever ve beraberindeki heyet Elazığ'a gelerek il örgütüyle buluştu. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ayten Gülsever ve beraberindeki heyet Elazığ'a geldi. Ankara'dan gelen heyeti parti binasında ağırlayan CHP Başkanı Zeki Kaplan, ilçelerde kadın örgütlerini tamamlamak üzere olduklarını söyledi. Tabii amaçları Doğu'da ve Güneydoğu'da kadın sorunları ve kadın örgütlenmeleriyle ilgili bilgileri almak, değerlendirmek. Eksiklik varsa bu eksikliği genel merkez düzeyinde, Kadın Kolları Genel Başkanlığı düzeyinde bunun tamamlanması hususunda gayret sarf etmeleri. Elazığ'da bizim kadın kolları, merkez ilçe ve il kadın kollarımız zaten uzun süreden beri mevcut. Bu dönem yine aktif çalışmalarımız içerisinde kadın kollarımızın gayretli çalışmaları üzerine Ağın'da, Maden'de ve şu anda da hazır olacak şekilde hazırlanmış Baskil'de, Alacakaya'da, Arıcak'ta ve Kovancı'da kadın kollarımız kurulma aşamasına gelmiştir. İnşallah bunların da aramıza katılmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi kadınları olarak sahada geniş etkin çalışma yürüteceklerdir. CHP Parti Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolu MKYK üyesi Ayten Gülsever de Doğu'nun incisi Elazığ'da olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Doğu'nun incisi Elazığ'da olmaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Çok mutluyum. Buradan çok güzel çalışmalar başladı. Işık tutan kadın çalışmaları başladı. İnşallah önümüzü açacak olan bu çalışmalarla iktidar yolunda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında Elazığ'ın tüm belediyeleri ve daha fazla milletvekiliyle halkla kucaklaşacağımızı düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında kadınların öncü güç olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla iktidarı getirecek olan kadınlardır. Cumhuriyet bir kadın devrimidir. Bu kadın devrimini tekrardan yaşatacağız. İkinci yüzyıla geçerken kadınların önderliğinde yeni bir devrim yaratacağız. Kadın nedir? Dayanışmadır. Kadın nedir? Güçtür. Kadın nedir? Örgüttür. Dolayısıyla şu andaki bütün kadınların sorunları ortaktır. Ekonomidir, eğitimdir, sağlıktır. Gülsever, CHP olarak her kadının yanında olacaklarını söyledi. Kadına uygulanan hak ihlalleri, kadına uygulanan şiddet ve bununla ilgili hiçbir tedbirin alınmamasından dolayı zaten sistem sınıfta kalmıştır. Yeni yapacağımız bir düzenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında her kadının yanında olarak, her kadının ortak sorunu olarak, her kadının ortak dili olarak kucaklayarak birlikte Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında özellikle her bir Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmakla bu gücü kazandığımız için öncelikle örgütlenmek, örgütlenmek, örgütlenmek diyoruz. Elazığ'da polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada park halindeki şüpheli araçta 10 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışma kapsamında il merkezinde bir ara sokak üzerinde park halinde görülen şüpheli bir araç belirlendi. Şüpheli araçta arama yapan polis ekipleri 5 parça halinde zulalanmış toplam 10 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheliler TA ve MA belirlenerek uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan iki şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Yeni Mahalle Geçer Sokak'ta oturan ve kendisinden iki gündür haber alınamayan 56 yaşındaki kadın ölü bulundu. İtfaiye ekiplerinin balkon camını kırarak içeri girdiği evde iki gündür haber alınamayan 56 yaşındaki kadın ölü olarak bulundu. Yeni Mahalle Geçer Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında oturan 56 yaşındaki Habibe İçgili'nin iki gündür evinden çıkmadığını fark eden komşuları kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine durum polise bildirildi. Olay yerine polisle birlikte itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
Araç merdiveniyle balkona çıkan itfaiye ekipleri camı kırarak içeri girdi. İçeri giren itfaiye ekipleri içkinliğin evin antresinde hareketsiz şekilde yattığını fark ederek kapıda hazır bekleyen sağlık ekipleri için kapıyı açtı. İçeri giren sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini öğrendi. Hayatını kaybeden içkinliğin bir ameliyat geçirdiği ve rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Kadının cansız bedeni evde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Mustafa Paşa Mahallesi'nde tabanca ile oynayan genç, 22 yaşındaki genç maalesef kendini vurdu. Elisa'da bir kişi tabanca ile oynarken kazayla kendini karnından vurarak yaraladı. Mustafa Paşa Mahallesi, Kasımpatı sokakta bulunan bir apartmanın 3. katındaki dairede odasında ruhsatsız silahla oynayan 22 yaşındaki genç, tabancanın ateş alması sonucu karnından vuruldu. Silah sesi üzerine odaya giren aile yakınları yaralı haldeki genci görerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri karnından isabet alan genci ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı genç hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri de adrese gelerek olayla ilgili inceleme yaptı. Fırat Elektrik Dağıtım Şirketi'nin Elazığ depremi sonrası sözünü verdiği ve Ağustos ayında yapımına başlanan 24 derslik okulun %40'lık kısmı tamamlandı. Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından okul sözü veren Fırat Edaş'ın okulunun yapımı devam ediyor. Fırat Elektrik Dağıtım Şirketi'nin Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şubat ayında imzaladığı protokolle, depremde ağır hasar gören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yerine sözünü verdiği 24 derslik okulun inşası devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle Ağustos ayında gerçekleştirilen törende okulun temelini atan Fırat Edaş, çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğü okul inşaatını büyük bir titizlikle de takip ediyor. Deprem zamanında enerji arzında gösterdiği özverinin aynısını yeni okul inşasında da adeta yansıtan Fırat Edaş, salgın sürecine rağmen 2 ay gibi kısa sürede inşaatın %40'ının tamamlandığını belirtti. Kasım ayının sonuna kadar çatının tamamlanması planlanan okulun Nisan ayında eğitim öğretime hazır bir şekilde yetkililere teslim edileceği ifade edildi. Elazığ'da bir köyde bulunan sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Elazığ Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kaçak kazı yapanlara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada Kovancılar ilçesi Ekinözü köyünde bir sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler şüpheli şahısları belirleyerek suçüstü operasyon düzenledi. İHH Elazığ Şubesi çocukların yüzünü güldürmek amacıyla oyuncak bayramı düzenledi. Çocuklar etkinlikte keyifli dakikalar geçirdi, sevginin sıcaklığını hissetti. Elazığ Genç İHH ve İHH Yetim Birimi tarafından oyuncak bayramı ve şenliği düzenlendi. Çocuklar size İHH İnsani Yardım Vakfı'nın genç İHH abilerinden, ablalarından oyuncak bayramı etkinliği sebebiyle sizlere çok akıllı çocuklar olduğunuz için bu hediyeleri göndermişler. Kız çocuklarımıza oyuncak bebek, erkek çocuklarımıza kumandalı araba. Yetim Dayanışma Günleri kapsamında yapılan etkinlikte çocuklarda paylaşma duygusunu geliştirebilme adına belirlenen okullarda öğrencilere oyuncaklar dağıtıldı. Peki bunlar nereden geliyor biliyor musunuz? İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan. Ardından Gençlik Merkezi'ne götürülen çocuklar pandemi kapsamında düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.
Gerçekleştirilen program hakkında bilgi veren derneğin yetim birim sorumlusu Besme Yaman, bu etkinliği düzenlerken hem bağışçıların hem de Atatürk İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin desteğini aldıklarını söyledi. Bugün çocuklarımızla beraber oyuncak şenliği düzenledik. Bu şenliği yaparken hem bağışçılarımızın hem de Atatürk İlköğretim Okulu öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin desteğini aldık. Bundan dolayı hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. İHA olarak biz 7 Kasım 2020 itibariyle başladığımız bu şenlikleri bundan sonra geleneksel bir hale dönüştürüp çok sıkıntılı günler geçirdik Elazığ olarak, hem deprem hem pandemi sürecinde. Bu etkinliklerimizi sıklıkla yapardık fakat malum süreçten dolayı uzunca bir süredir yapmadık. Gençlik merkezimizde palyonça eşliğinde çeşitli oyunlarla beraber sosyal mesafeye dikkat ederek etkinliğimizi yaptık. Güzel bir gün geçirdik. Katılımcı olan ve destek olan herkese teşekkür ederim. Hediyelerimiz için tekrar İHA'nın billerine hediyeler gönderen insanlığın billerine sonsuz teşekkür ederim. İyilik her zaman her yerde. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin sağlık hizmetlerinden indirimli faydalanabilmesi için özel bir hastane ile protokol imzalandı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Anadolu Hastanesi arasında sağlık hizmetlerinde indirim protokolü imzalandı. Biz yaptığımız iş, başkanım bizi bilir, yani Elazığ'da bilir. Biz dobro dobro gizli bir iş yapmıyoruz. Şimdiye kadar da böyle bir şey teklif de etmedik kimseye. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Ersan, Esu ailesinin sağlık hizmetlerinden daha indirimli faydalanabilmesi için protokole imza attıklarını kaydetti. Gerek üyelerimizin, gerek ailelerinin, gerekse personellerinin sağlık hizmetlerini en uygun koşullarla alabilmesi adına Elazığ Ticaret Sanayi Odası olarak tüm şehrimizde faaliyet gösteren hastanelerimize görüşmelerimiz ve protokolleri imza altına almamız devam ediyor. Bugün de Elazığ Ticaret Sanayi Odası Meclis Üyemiz, Doğu Anadolu Hastanesi'nin değerli Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerli Soybeyler, Genel Müdürü Serpil Can Bey Hanım ve Kurumsal Pazarlamalar Müdürü Zehre Dayanan Hanım'la birlikteyiz. Malumunuz özellikle COVID-19 sürecindeki yayılım hızı her geçen gün artıyor. Üyelerimizin, çalışanlarının ve ailelerinin sağlığı da bizim için her şeyden daha çok önemli. Onların sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatmaları, kendi işlerini aksatmadan sürdürmeleri adına bugün de Doğu Anadolu Hastanesi'nin değerli yönetim kurulu başkanı, Elazığ Ticaret Sanayi Odası'nın değerli meclis üyesi Ali Şekerli Soy Bey ile birlikteyiz. Amacımız üyelerimizin bu hizmeti en uygun koşullarda, en hızlı şekilde, en sağlıklı şekilde alabilmelerini sağlamak. Doğu Anadolu Hastanesi'nin bir hizmeti daha var. İş yerlerinde gidip yerinde toplu test alma hizmeti de veriyor ve bunu da en hızlı şekliyle sonuçlandırıp 6 saat gibi kısa bir sürede üyelerimize bunların cevaplarını vererek iş hayatlarını da aksatmadan sürdürmelerini sağlıyor. Bizlere bu imkanı sağladıkları için Anadolu Hastanesi'nin değerli Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerli Soy Bey'e teşekkür ediyor. Bu sürecin ve protokolün şehrimize, üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Ali Şekerli Soy, hastanenin Elazığ'da COVID-19 PCR testinde yetkilendirilmiş tek hastane olduğunu söyledi. Doğu Anadolu Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, yani COVID-19 salgınında mücadele için en önemli silahlarımızdan biri olan PCR testi konusunda yetkilendirilmiş tek özel hastanedir. Bu teknolojik altyapıyı çok önce sahip olmuş, kurmuş bir özel hastane olarak da biz de Elazığ Ticaret Odası, Sanayi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'nın hızına yetişmek adına biz de hızlıca bu teknolojik altyapıyı ve yetkiyi aldık. Tüm üyelerimize bu imkanı sunuyoruz. Bu imkan nedir? Hem daha uygun ücretle bu hizmeti almak. Tabii ki fiyatın yanında hız önemli. Bu hastalık kanser gibi. Bu hastalıktan korkmayacağız COVID'den. Geç kalmaktan korkacağız. Bu nedenle de bizim hastaların veya üyelerimizin
Benim de meclis üyesi olmaktan gurur duyduğum ticaret odasının üyelerinin ve ailelerinin geç kalmadan hastalığı daha hafif atlatması adına kısa sürede sonuç verme adına biz de bunu bir katkı olarak sunuyoruz. 4 ile 6 saatte bu testimizi sonucunu üyelerimize Allah'ın izniyle vereceğimizi buradan ilan ediyoruz. Başkanımın hem bu anlaşma babında hem de diğer şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkısı bakımından çabalarını da destekliyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben biliyorum ulusal düzeyde de proje yürüttüğü için Allah güç kuvvet versin diyorum. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Kırklareli spor mağlubiyeti Elazığ Spor'a pahalıya mal oldu. Bordo Beyazlı Kulüp takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilirken, karşılaşmada kırmızı kart gören Murat Ceylan'la birlikte futbolcular Ahmet Doğan, Cengiz Han Akgün, Cihan Aslan ve masör Vahit Ünal, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kırklareli Spor'la oynanan karşılaşmanın ardından meydana gelen saha olaylarına karıştıkları gerekçesiyle Elazığ Sporlu futbolcular tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Hakem, gözlemci ve temsilci raporları doğrultusunda karşılaşma esnasında yedek kulübesinde kırmızı kart gören Murat Ceylan hakareti nedeniyle diğer futbolcular Ahmet Doğan, Cengiz Han Akgün ve Cihan Aslan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle masör Vahit Ünal ise hakareti nedeniyle futbol disiplin talimatının 36 ve 41. maddesi uyarınca tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Öte yandan Elazığ Spor Kulübü de 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 40. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Karşılaşma sonunda çıkan olayların sorumlusu olan Kırklareli Spor futbolcusu Berkan Burak Turan da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bu gelişmelerin ardından çarşamba günü Van Spor'la karşılaşacak olan Elazığ Spor, sakat ve cezalı oyuncularının çokluğu yüzünden rakibi karşısında kadro çıkartmakta bir hayli zorluk yaşayacak. Bir Evi Mil Özel İdare Kadın Basketbol Takımı'nın sezon başında transfer ettiği ancak daha sonra sakatlığından dolayı sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Amerikalı oyuncu Kalani Brown, Kayseri basketbola transfer oldu. Sezon başında Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı'na transferi duyurulan, ancak daha sonra sakatlığına gerekçe gösterilerek sözleşmesi feshedilen Amerikalı pivot Kalani Brown, Kayseri basketbolla anlaştı. Pivot olarak görev yapan 23 yaşındaki Kalani Brown, Atlanta Dream takımından transfer edildi. Anne ve babası da eski futbolcu olan 110 kilo ağırlığındaki Kalani Brown, sezon sonuna kadar Bellona Kayseri basketbol forması giyecek. Bir Evim İl Özel İdare Kulübü'nden bu transferle ilgili kamuoyuna nasıl bir açıklama yapılacağı da şimdiden merak konusu. Profesör Doktor Mustafa İnallı'nın kendi isteğiyle görevi bırakmasının ardından Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden başkanlık görevine seçilen Doçent Doktor Eyüp Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında kulübün hedeflerini ve gelecekle ilgili yapacakları projeleri anlattı. İlimizi bölgesel amatör ligde temsil eden Fırat Üniversitesi futbol takımı yeni yönetim yapılanmasıyla basının karşısına çıktı.
Spor Bilimleri Fakültesi'nde yapılan basın toplantısında Profesör Doktor Mustafa İnallı'nın kendi isteğiyle görevinden ayrılmasının ardından kulüp başkanlığı görevine getirilen Doçent Doktor Eyüp Yıldırım, eski yönetime teşekkür ederken kulübün hedeflerini ve projelerini aktardı. Şimdi bu dönem içerisinde biz yönetim kurulu olarak yeni bir oluşum içerisine girdik. Yalnız bu 31 Ekim'e kadar yapmamız gereken genel kurul, sizlerin de takdiri veya bildiğiniz gibi bir valilik kararnamesiyle bu tarz toplantılar şeylerin falan yasaklanmıştı. Yalnız biz özel bir medeni kanunun 125. maddesine göre bu özel bir izinle genel kurulumuzu yaptık. Ve bu genel kurul sonucunda kulüp başkanlığını almış oldum. Ben bu kulüp başkanlığını da aldıktan sonra en büyük amacım kulüp içerisindeki yapıyı, mevcut olan yapıyı biraz daha kurumsallaştırarak görev dağılımlarını çok iyi bir şekilde yapıp biraz daha kurumsallaştırarak daha iyi noktalara çekmenin hedefleri içerisine girdik. Ve bu süreç içerisinde şöyle bir yönetim kurulu oluşturulmasına karar verdik. Ben yönetim kurulunu da oluştururken tamam biz bir kurum takımıyız, kurum takımıyız diyoruz ama yani sizlerin de bildiği gibi yani dernekler statüsüne göre kulüpler kurumlar kulüp takımları işletemez yani kuramaz zaten. Ama sağ olsun işte sayın rektörümüz olsun, sayın rektör yardımcılarım olsun. Bu konuda bizimle ilgili hem geçmiş yönetimde hem bu yönetimde hiçbir zaman desteklerini de eksik etmeyecekleri noktasında hemfikiriz zaten. Ki bunu da yapmamışlardır zaten eksik etme noktasında. Sağ olsunlar onların da desteğini alarak bir yönetim oluşturma ve bu yönetimi de dediğim gibi tamamen kurumsal bir yapı içerisinde ve geniş bir yelpazede görev dağılımlarını yaparak hizmet alanımızı daha kalite ve daha bir üst segmente çıkarma yoluna gittik. Kişiler her zaman gelip geçicidir. Bugün ben varım, yarın başka arkadaşım gelir burada hizmet eder. Ama benim elimden ne geliyorsa ben burada hizmet etmeye, onlara yardımcı olmaya, yani sonuna kadar elimden ne geliyorsa yardım etme noktasında elimden geleni yaparım. Yani dediğim gibi bu bir bayrak değişimidir. Bir dönem onlar vardır, farklı bir dönem bir başkası olur. Bu dönem ben varım, yarın belki daha farklı bir yönetim anlayışı oluşabilir veya sergilenebilir. Yani burada kimsenin yani şahsi bir malı da değil, benim de değil, onun da değil, bir başkasının da değil. Fırat Üniversitesi Spor Kulüp Başkanı Yıldırım, eski teknik sorumlu Burak Apaydın'a sportif direktörlük teklifinde bulunduklarını ancak Apaydın'ın bunu kabul etmediğini belirterek hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür etti. Başkan Yıldırım, Apaydın'dan boşalan teknik sorumluluk görevine ise Erhan Gündüz'ü getirdiklerini açıkladı. Erhan Gündüz hocamızla biz anlaştık. Kendisi A diplomasına sahip, Ümit Özat'la Elazığ Spor'da, Bayram Bektaş'la Elazığ Spor'da, Gaziantep Spor'da çalışmış bir arkadaşımız. Yıllarca profesyonel liglerde, Süper Lig'de, yani tüm lig kategorilerinde boy göstermiş bir arkadaşımız, bir kardeşimiz. Sürekli de gelişmeye ve yeniliklere açık biri olarak karşımıza çıktı ve biz bir şekilde inandık, güvendik ve bu süreç içerisinde takımı bu arkadaşımıza teslim etme noktasında hemfikir olduk yönetimsel anlamda. Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü 2. Başkanı Tuncay Kırkıl ise geçmiş dönemlerde Fırat Üniversitesi Spor Kulübü'nün her kategorisinde yönetici olarak görev aldığını belirterek bundan sonra da katkı sunmak için görev aldığını ifade etti. Elazığ'ın spor camiasına hizmet etmek için talip olmuşuz. Daha önce de bu işi içindeydik. Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 1996'dan 2012'lere kadar yönetiminde vardım. İşte bu takım amatörden 3. lige çıkarken sahadaydım. 3. ligde şampiyon olup 2. lige çıkarken de sahadaydım.
İkinci ligden düşerken de sahadaydım. Yine oradaydım. O hüznü de beraber arkadaşlarımla her birlikte yaşadım. Yani bu takımın bu takımın her şeysinde vardım. Bugün de yine Eyüp Hocam'ın başkanlığında bir görev aldık. Gayemiz, hedefimiz takımımızı yine layık olduğu yere taşıyabilmek. Hepimiz, yani bizden önceki yönetimlerden de bizden sonraki gelecek yönetimler de aynı gayeyle gelecek buraya. Aynı işi yapmak için gelecek. Herkes kendisince bir adım öne götürme derdinde. Yoksa kimsenin başka bir amacı yok burada. Bundan önce hizmet eden bütün yönetim kurullarına da burada şahsım adına hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Emeklerine saygı duyuyoruz. Onlar bugüne getirdiler. Biz onlardan daha ileriye götüreceğiz. Yarın belki bir başka arkadaşımız, bizden sonraki gelen genç kardeşlerimiz de takımı bizden daha ileriye götürecektir. Veya ligde işte tutmaya gayret edecektir. Bunlar bir bayrak yarışı. Onun için inşallah Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün bütün spor dallarında altyapısıyla birlikte hizmet etmesini düşünüyorum, arzu ediyorum. İsteğim bu yönde. Biz bundan önceki dönemlerde de hem futbolda, handbolda, işte boksla, badmintonda, bütün hemen hemen şehrimizin salon sporlarına da katkı sağlayarak voleybolunda da basketbolunda da vardık. Bundan sonra da inşallah şehrimizin spor alanındaki gelişimine katkı sunmak istiyoruz. Spor haberlerimizi burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.